Merhaba, ben anlatıcınız İlknur. Bu seride belki her gün önünden geçtiğiniz ama farkında olmadığınız, bildiğiniz ama çok üzerine durmadığınız şehirle ilgili detaylara bakıyor olacağız. İşte şehirleri şehir yapan anıtsal ve sivri mimariler üzerinden bir kent okuması yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de ilk seçmiş olduğumuz bölge Üsküdar. Üsküdar'ı seçmemizin iki sebebi var. Bunlardan birincisi aslında Fatih'in tarihi yarımadayı fethetmeden önce, 100 yıl öncesinde büyük dedesi Yıldırım Beyazıt'ın tüm bu sahil şeridini fethetmiş olması. İkinci sebebi de benim Üsküdar'lı olmam. Yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Bölümü mezunuyum. Ve bu kent okumaları, bina okumalarını istemsiz bir şekilde hayatımın içinde yapıyorum. Konunun özelinde ilk defa kendi bölgemde yapıyor olacağım. Mekanların üzerimizde bıraktığı izler vardır, bir algısı vardır mekanların. Buna bugün kent hafızası, kent belleği diyoruz. İşte bu kent belleğimiz nasıl oluşuyor, Üsküdar nasıl oluştu, bizdeki iz düşüm ne, bize ne hissettiriyor? Şimdi yapılar üzerinden teker teker onlara bakmaya çalışacağız. Bölgenin adından kısacık bahsedelim. Aslında Üsküdar'daki en eski şey ismi orijinalinde Skutari. Ta Bizans zamanından geliyor. Bizans zamanında burada zırhlı askerler varmış. Onlara squadron deniyor imiş. İngilizce'de de aynen bu kelime günümüzde kullanılıyor, bölük anlamına geliyor. Bizans zamanında takdir edersiniz ki buralarda öyle çok landmark dediğimiz yer belirleyen yapılar yok. Bölgeler coğrafi özelliklerine göre adlandırılıyor. İşte Skutari de burada askeri bölük olduğu için Skutari olarak adlandırılıyor. Günümüzde hala Bizans zamanından bu yana aynen kullandığımız semt isimlerimiz var. Örnekse Tarabya, Şile, Samatya gibi isimler neredeyse Bizans zamanından bu yana birebir kullandığımız semt isimleri. Rum Mehmet Paşa Camii'nin önündeyiz. Fetih'ten çok kısa bir süre sonra yapılmış bir cami. Bu civarda yapılan ilk cami. Daha öncesinde Üsküdar'da böyle bir cami, böyle bir külliye yok. Hiçbir şey yok. Burası küçük bir köy. Öyle düşünün. Meydanda gördüğünüz camiler çok daha sonra yapılan camiler. Rum Mehmet Paşa Bizans'ın işgalinden sonra esir düşen bir Rum paşa Enderun'da eğitim görüyor. Fatih'in güvenini kazanıyor. Sonrasında da Vezir-i Azam'la kadar yükseliyor. Hatta bu Mahmut Paşa'nın kellesine bile sebep oluyor. Ama yanına kalmıyor. Kendisini de kısa bir süre sonra kellesi elden gidiyor. Zaten bu vezirlerde eceliyle ölen pek olmuyor. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra çok ciddi bir imar girişimine başlıyor. Bu imar girişimlerinin de sonucu biraz daha burası. Vezirler, paşalar göze girmek için de yapıyorlar bu yapıları. Buradaki külliye ile beraber buradaki ilk mahalle de oluşmaya başlıyor. Çünkü öncesinde aslında bütün sahil şeridi boyunca küçük Rum köyleri var bu bölgede. Bu külliye ile beraber ilk Müslüman mahalle oluşmaya başlıyor. Bununla beraber şu an Marmara İstasyonu'nun olduğu yerde 50 dükkanlık bir beresten yapılıyor. Çarşı oluşturuluyor ve Üsküdar ilk defa bu şekilde gelişmeye başlıyor. Camiye baktığınız zaman mimarisi biraz Bizans kilise mimarisini andırıyor. Bununla ilgili bir rivayet var. Diyorlar ki yaptıranı Rum asıllı olduğu için, zorla Müslüman olduğu için intikam almak adına sonradan kiliseye benzeyen bir cami yaptırdı. Ama işin aslı öyle değil. Erken dönem yapılarında işte bu imar faaliyetlerinden dolayı yurdun dört bir yanından
usta getiriliyor buraya. Onlar gelene kadar büyük bir ihtimalle Bizans'ın ustaları kullanıldı bu yapıyı yaparken. Onlar da kendi bildikleri teknikle yaptılar bu camiyi. Büyük bir ihtimalle de o yüzden kiliseye benziyor. Ama ilk yapıldığında cami olarak yapılmış, kesin bilgi. İkinci camimiz Selman Ağa Camii. Erken dönem yapısı. Şöyle düşünün, buralarda bu camiden başka bir şey yokmuş. İşte Rum Mehmet Paşa Camii ilk ve onun etrafında küçük bir mahalle. Ondan sonra da Selman Ağa Camii. Böyle bir şahıs girişimi Selman Ağa Camii. Selman Ağa kim? Yıldırım Beyazıt'ın kapı ağası diye geçiyor. Hayır için yaptırıyor. Erken dönem mimari özellikler taşıyor. Nedir onlar da? Daha çok gördüğünüz gibi tuğla ağırlıklı bir yapı. Küçük, kırma çatılı bir yapı. Tepe pencerelerinde kavanoz ipli camları var. Ve tek minareli. Şimdi bu Ağa, Hanım, Paşa camilerinde tek minare oluyor. Çift minare çünkü başka bir şey. Onu da çift minareli camimize geldiğimizde anlatacağız. Hemen kısacık bir düzeltme yapıyorum. Yıldırım Beyazıt değil, ikinci Beyazıt. İkinci Beyazıt döneminde ikinci Beyazıt'ın kapı ağası. Mihrimah Sultan Külliyesi'ndeyiz. Külliyesi'nin önündeyiz. Burası bir Mimar Sinan eseri. Mimar Sinan'ın erken dönem eserlerinden bir tanesi. Erken dönem eserleriyle ilgili konuşmadan önce aslında biraz Mihrimah Sultan'dan bahsedelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Mihrimah Sultan çok nüfuslu bir sultan. Burada da bu külliyeyi yaptırmaya karar veriyor. Çünkü bu merdivenlerden çıktığınızda artık burası Mihrimah Sultan'ın arazisi. Paşa Limanı'na kadar, yani eski adıyla Öküz Limanı'na kadar tüm bu bölge Mihrimah Sultan'ın arazisi. Onun için de bu bölge Sultan Tepe diye anılıyor. Mihrimah Sultan'ın bu külliyeyi yaptırmasıyla aslında Üsküdar'ın imarına çok büyük bir katkısı var. Yani Üsküdar'daki hareketlilik tam anlamıyla bu külliye yapıldıktan sonra başlıyor. Arada başka camiler de var ama ağırlıklı olarak bu camiden sonra başlıyor. Bu solumda gördüğünüz de külliyeye dahil Sıbyan Mektebi. Bu kemerin içinde de aslında hala günümüzde mevcut olan çeşmesi var. Şimdi cam mekanla kapatıldığına bakmayın. İçeri girerseniz çeşmeyi de görürsünüz. Gelelim Mihrimah Sultan Camii ile ilgili herkesin bayıldığı bir şehir efsanesi var, onu anlatalım. Mihrimah Sultan 21 Mart'ta doğuyor. Babası Kanuni Sultan Süleyman da bu yüzden kızın adını Mihrimah koyuyor. Yani güneş ve ay anlamına geliyor. Mihrimah Sultan gün geçiyor, evlilik çağına geliyor ve adaylardan birisinin Mimar Sinan olduğu söyleniyor. Sultanımız da Mimar Sinan'ı huzuruna çağırıp bir cami yaptırmak istiyor. O sırada adaylardan bir tanesi de Rüstem Paşa. Ve Mihrimah Sultan tercihini Rüstem Paşa'dan yana kullanıyor. Buna çok içerleyen Mimar Sinan burada araziyi seçerken işte aşkının bir ifadesi olarak konumlamasını, caminin konumlamasını o şekilde yaptığı söyleniyor. Bu cami yapılıyor. Burada sonrasında da Edirne Kapı'da bir Mihrimah Sultan Camii daha yapılıyor. Bu iki caminin Mihrimah Sultan'ın adıyla ilintili olduğu varsayılıyor. İşte güneş ve ay hikayesi. İşte caminin birinden, işte minarelerin arasından birinden güneş doğarken ötekinden ayın battığı, camilerin konumlarının buna göre hesaplandığı söyleniyor. Bu rivayet ama işin aslı şöyle ki, burası daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında Mihrimah Sultan'ın kendi arazisi. Arazisi olduğu için de konumunu Mimar Sinan yapmıyor. Direkt Mihrimah Sultan zaten yapmış oluyor. İkinci caminin arazisi de Rüstem Paşa'ya ait. Rüstem Paşa'nın arazisini yapılıyor ama Rüstem Paşa vefat ettikten sonra yapılıyor. Oradaki cami de tek minarelidir. Bu tek minareli durumun da işte Mihrimah Sultan'ın yalnızlığının temsili olduğu söyleniyor.
Kemal Sultan Camisi bir Selatin Camii. Selatin Camii ne demek? Kısacık ondan bahsedelim. Selatin, sultanlar anlamına geliyor. Sultan soyundan gelenlerin yaptırmış olduğu camilere Selatin Camii deniyor. Onların da en önemli mimari özellikleri çift minareli olmaları. Çünkü arasına mahya asılabiliyor olması lazım. Diğer bir önemli özelliği de aslında askeri bir zaferden sonra kazanılan ganimetlerle yapılıyor olması. Eğer ki padişah kendi cebinden ödemeye karar vermezse kesinlikle devlet kasasından bu tür yapılara para harcamıyor. Selatin camilerin bir mimari özellikleri daha var. Hepsinin hünkâr mahfili oluyor. Bu Selatin Camii geleneği de bakacak olursanız 1. Ahmet'e kadar devam eden bir gelenek. 1. Ahmet'ten sonra, yani Sultanahmet Camii'nden sonra bozulan bir gelenek. Şemsipaşa Camii'nin önündeyiz. Şems-i Ahmet Paşa Külliyesi. Bu külliyenin yapım tarihi de 1580. Şimdi bu tarihleri veriyorum. Şunu anlayabilmek için, mesela Mihrimah Sultan 1540, burası 1580, arada 40 sene var. 40 sene arasında burada başka böyle bir anıtsal yapı yok. Şemsi Paşa, Osmanlı Beylerbeyi, hem 2. Selim'e hem oğlu 3. Murat'a hizmet etmiş bir paşa. Burası da şu arka tarafı Mehmet Paşa'nın aşağısından itibaren onun arazisi. Burada kendisine ait bir köşkü var. Köşkünün yanına bu külliyeyi yaptırıyor. Sonra köşkünü yıktırıp 3. Murat da pek hoşbeş oldukları için ona hediye etmek için bir kasır yaptırıyor. Şerefabat Kasrı. Bugün yerinde yok ne yazık ki. Şu an onun yerine kafeler var. Hatta Üsküdar Belediyesi'nin cebelleştiği kafeler bunlar. Geriye kalan sadece su depoları. Bu cami de Mimar Sinan'ın bir eseri. Mimar Sinan'a yaptırıyor. Mimar Sinan bu camiyi yaparken burada Boğaz'da hakim iki tane rüzgar var. Dodos ve Poyraz. Dodos'u ve Poyraz'ı gözeterek camiyi konumlandırıyor. Bu caminin bir diğer adı da Kuşkonmaz Camii. İşte Kuşkonmaz Camii olmasının sebebi de bu iki hakim rüzgar arasında kalan bir cami olduğu için kuşlar konmuyor. Burası aynı zamanda Boğaz'ın en yoğun akıntısının olduğu yerlerden biri. Boğaz'da hakim 7 tane akıntı var. Buradaki akıntıya İstavroz akıntısı deniyor. Hemen karşısında da Sarayburnu akıntısı var mesela. Şu an Vadiye Cedid Camii'nin önündeyiz. Vadiye Cedid Camii dönemi 1700'lerin başı. 1700'ler demek Osmanlı'da Lale Devri demek. Bu yapı da Lale Devri'nin en güzel örneklerinden bir tanesi. Yapıyla ilgili detaylı bir şeyler anlatmadan önce aslında Osmanlı'da kısacık bir Lale Devri'ne değinmek istiyoruz. Lale Devri dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey işte Sadabat ve eğlenceleri vesaire oluyor ama aslında ilk defa Osmanlı'nın batıya doğru yüzünü çevirdiği, işte elçilikler açtığı, gönderdiği, matbaanın geldiği, matbaanın gelmesiyle beraber kağıt fabrikasının kurulduğu, yanı sıra seramik çini fabrikaların kurulduğu, itfaiyenin kurulduğu, orduda ilk ıslahatların başladığı, işte teknik, sanayi anlamda yeniliklerin başladığı bir dönem. Lale Devri'ndeki bu teknik ve estetik gelişmeler artık yapılara da yansıyor. Yapılarda da bunları görmeye başlıyoruz. Bu gelişmelerin iz düşümlerini görmeye başlıyoruz. Valide-i Cedid kim? Bir oradan başlayalım. Valide-i Cedid 3. Ahmet'in annesi.
Emetullah Rabia Gümüş Sultan diye geçiyor adı. Lale Devrimi Padişahı 3. Ahmet. Mimarı da Kayserili Mehmet Ağa. Bu cami de Kayserili Mehmet Ağa'nın yapmış olduğu bir cami. Burada estetik ve tekniğin nasıl bir arada kullanıldığını görüyoruz. Ve caminin olduğu ortamla ilişkisini görüyoruz. Burada aslında Üsküdar'ı bayağı, Üsküdar Meydanı'nı domine eden bir külliyeden bahsediyoruz. Bayağı geniş bir alana oturuyor. Mesela şurada hemen Sebil'i görüyorsunuz. Sebil biliyorsunuz su dağıtılan birim camilerde. Hemen yanında Gümüş Sultan'ın haziresini görüyorsunuz. Çok zarif bir hazire. Üstü tel ve şeffaf. İlk örnek. Yok başka bir örneği diyebiliyorum ben. Hazirenin hemen yanında Muvakkithane'yi görüyorsunuz, şu küçük çıkıntıyı. Muvakkithane Osmanlı'da namaz saatlerinin hesaplandığı yer, alan. Birçok camide var. Sonradan ilave edilmiş buradaki. Hemen yanında haziresini görüyorsunuz. Arkada da Hünkar Mahvili'ni görüyorsunuz. Selatin Cami. Daha önce bahsetmiştim Selatin camilerden. Burada görmüyoruz ama ön tarafa doğru da çok güzel. Gene Lale Devrim'in güzel örneklerinden birisi çeşmesi var. Son camimize geldik sıralamada. Burası Ayazma Camii. 3. Mustafa'nın yaptırmış olduğu bir cami. Bir önceki camimiz Valide-i Cedid'di. Lale Devri dönemi. Lale Devri 1730'da bitiyor. Buranın yapım yılı 1760. Avrupa'da Rönesans almış başını gidiyor ve ilk defa yüzünü batıya çevirmiş olan Osmanlı'da da yavaştan Rönesans'ın izlerini görmeye başlıyoruz. Bu caminin özelliği burada. Barok etki başlıyor artık. Bir önceki camide görmüş olduğumuz kuş evleri burada da var yoğunluklu olarak. Hatta burada daha fazla var. Giriş kapısında da var. Bölgenin adı Ayazma. Ayazma ismi de yine Bizans'tan geliyor. Bizans zamanında burada bir manastır ve saray var imiş. Ayazma varsa su da var demek oluyor burada. Bununla ilgili yine bir de rivayet var. Camiler ve rivayetleri. 3. Mustafa'nın yaptırmış olduğu hiçbir cami kendi ismiyle anılmıyor. Kendisi de bu konuyla dalga geçen bir padişah. Cami yaptırdım, birini ecdat aldı, birini meczup aldı, birini de su aldı diyor imiş kendisi. İşte Fatih Camii'ni restore ediyor. İşte Fatih Camii olarak anılıyor. Laleli de kendi adına bir cami yaptırıyor. Orada da Laleli Baba var. İşte meczup olduğu söyleniyor, onun adıyla anılıyor. Burada da işte bölgenin adı Ayazma olduğu için burası da yine Ayazma Camii olarak anılıyor. Şimdi bölümün sonuna geldik. Şimdi bu seride ne yaptık? Kısacık bir özetlemeye çalışalım. Bu anıtsal yapılar üzerinden kronolojik olarak Üsküdar'ın aşama aşama nasıl geliştiğine bakmaya çalıştık. Arada atladığımız, anlatmadığımız yapılar var. Bunun farkındayız. Çok önemli. Mesela Valide Atik Cami var ama o daha içeride ve yukarıda kaldığı için bir sonraki bölüme ayırdık. Yani içerilere doğru olan yapıları bir sonraki bölüme ayırdık. Ağırlığımızı merkezdeki yapılara verdik. Çünkü bizdeki Üsküdar algısı aslında meydandaki yapılarla beraber olan, oluşan bir algı. Biz bugün tabii bütün yapıların hepsini bir arada gördüğümüz için zannediyoruz ki işte evvel ezel o yapılar hep orada vardı. Ama öyle değil. Aralarında bazılarının yıllar, hatta yüzyıllar var. Bunu anlatmaya çalıştık kısaca. Umarız becerebilmişizdir. Sürçülisan ettiysek, tarihleri karıştırdıysak,
tarihçileri karıştırdıysak özür dileriz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.